teşekkürler Sayın Fikret Engin. Dörtlü mücadelenin ilk maçı az önce sizinle izlediğiniz üzere sona erdi. Şimdi bu dörtlü mücadelenin ikinci maçını anons ediyorum. Alkışlarınızla. Introduction first to the blue corner. Önce mavi köşede. Representing Turkey. Türk sporcumuz Barış Güzel. Sevgili izleyiciler, Barış Güzel geliyor. 71 kiloda Barış Güzel, 26 yaşında, 1.75 boyunda, 13 maç yaptı profesyonelde ve bunların 11'ini kazandı. 2 yenilgisi var, 9 nakavtı bulunuyor. Barış Güzel şu anda ringe geliyor. 4'lü turnuvanın 2. müsabakasını seyredeceğiz. Bakalım Erdem Taha Dinçer'in rakibi kim olacak? Biz de merak içerisinde bekliyoruz sevgili izleyiciler. Barış Güzel! Ve Rocky'nin kırmızı köşede representing Turkey Türk sporcumuz Caner Kart. Kırmızı köşeye Caner Kart geliyor. 71 kilo geldi tartıda. 23 yaşında, 1.78 boyunda, 3 yaş daha küçük Barış Güzel'den. 12 profesyonel maç yaptı. Bunların 10'unu galibiyetle kapattı. İkisini kaybetti. 12 maçtaki 10 galibiyetinin 5'ini knockout aldığını aktaralım sizlere. Sevgili izleyiciler, Barış Güzel Caner Kart müsabakasını seyredeceğiz. Az önce Turgay Menedoğlu, Erdem Tabinçer kıran kırana bir maç çıkardılar gerçekten de. Ve ikinci haftan rakibine 3 defa saydıran Erdem Tabinçer technical knockout'la müsabakayı kazandı. Evet, Hakan Şahane geldi. Caner Kart yapacak. Hakan Hocam. Evet, Hakan Şahane sevgili izleyiciler. Bu müsabakada Caner Kart'ın antrenörlüğünü yapacak. Onun da Adana'da bu yıl 2 defa çok güzel organizasyonlar gerçekleştirdiğini ve yeni bir organizasyon için hazırlandığını biliyoruz. Bu akşam sevgili Ahmet Yokuş ve hemen yanımda bulunan sevgili Ali Alka için organizasyonu. Şimdi bakın Hakan Şahane antrenörlüğünü yapıyor ve diğer köşede de İsmail Uzuner var sevgili izleyiciler. O da ringlerde fırtına gibi esen bir kickboksörümüz ve Muay Thai'cı. Barış Güzel'in köşesinde İsmail Uzuner. Sevgili Ahmet Yokuş, bu organizasyonu biliyorum, büyük emekleriniz sayesinde gerçekleştiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz organizasyonla ilgili? Buradaki organizasyona en başta Çorlu Belediyesi olmak üzere, Ali Alkayış olmak üzere, Avova Deri olmak üzere, Public'in sahibi Hasan arkadaşımız olmak üzere. Bunlar hepsi Yürükler Ayakkabı, Dorukan Turizm ana sponsorluğunda. Bunlar sayesinde şu anda burada maçı yapıyoruz ve sağ olsun Ali Alkayış'ın büyük ve Fikri Arıcan'ın büyük katkıları var. Şu an bu maç dönüyorsa, eğer güzel bir şekilde geliyorsa Ali Alkayış'ın büyük desteği var bize. Evet sevgili izleyiciler, şimdi dörtlü turnuvanın ikinci karşılaşması başlıyor. Önce mavi köşede 71 kilogram, 26 years old, 1.75 centimeter, he has 5 career, 13 match, 11 win, 2 lost, 9 coming on the way, knockout. 71 kilogram ağırlığında, 26 yaşında, 1.75 boyunda, 13 maç yaptı, 11 galibiyeti var, 2 kez mağlup oldu, rakiplerini tam 9 kez knockout etti. The Balls antrenörlüğünü İsmail Uzuner yapıyor, menajeri Sayın Ali Alkayış, Barış Güzel. Menajerliğini de sevgili Ali Alkayış yapıyor sevgili izleyiciler. Barış Güzel'in antrenörü İsmail Uzuner. And now he's opening the red corner ve rakibi kırmızı köşede. 71 kilogram, 23 years old, 1.78 centimeter. He has for its glory, 12 match, 10 win, 2 lost, 5 coming on
knockout. 12 maç yaptı. 10 galibiyeti var. 2 kez mağlup oldu. Rakiplerini tam 5 kez knockout etti. Antrenörlüğünü Sayın Hakan Şahane yapıyor. The Chaos, Caner Kart. Müsabakamızın hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Koray Kaya. Evet sevgili izleyiciler, fight kartları aktardı Tarık Sayın ve müsabaka başlamak üzere. Biraz önce çok keyifli bir maç izledik ama inanın bu maç da çok keyifli olacak. İkisi de oldukça tecrübeli, eline ayağına hakim muaytacılar ve ikisinin de galibiyetlerine baktığımızda eşit diyebiliriz. 13 maç 11 galibiyet Barış Güzel, 12 maç 10 galibiyet Caner Kart. Şimdi ortaya çağırıyor Koray Kaya, ring hakemi. Her iki Muay Thai'cıyı da ortaya çağırdı sevgili izleyiciler. Mavi köşe Barış Güzel ve kırmızı köşe Caner Kart. Hey. Çok. Kontla birlikte birinci round başladı. Sol direk çıktı. Çok sert bir sol direkte karşılık verdi Caner Kart sevgili izleyiciler. Birbirini şimdi kilitlemeye çalışıyorlar. İplerdeki mücadele ve araya giriyor Koray. Koray Kaya. Müsabakalar son derece keyifli geçiyor. Dünya Mücadele Sanatları Ustaları Şampiyonası'nda Enis Yunusoğlu 75 kiloda şampiyon oldu. Bunu da vurgulayalım. Muay Thai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız hocanın da bunda çok önemli katkıları var tabii ki. O da müsabakaları şu anda takip ediyor. Hasan Hoca'ya buradan yürekten sevgiler gönderiyoruz. Alperen Avcı ise 3. olarak bronz madalya aldı sevgili izleyiciler. Tebrik ediyoruz. 4 sporcuya katılmıştık ve şampiyona da bir altın bir bronz madalya ile geri döndük. Bu çok sevindirici bir başarı. Evet sevgili izleyiciler, birinci round'un yarısını geride bırakıyoruz. Dörtlü turnuvanın ikinci maçı Turgay Mehmetoğlu Erdem Tadilçer müsabakasından sonra Barış Güzel Caner Kart kapışmasında birinci round'da şu anda birbirlerine korku salmaya çalışıyor her iki Muay Thai'cı. Kırmızı eldiven Caner Kart, mavi eldiven Barış Güzel. Antrenörlüğünü Barış Güzel'in İsmail Uzuner yapıyor sevgili izleyiciler. Caner Kart'ın antrenörü de Hakan Çade. Son bir dakikaya girdik birinci roundda. İlk kapışmada gerçekten Turgay Mehmetoğlu Erdem Tadinçer müsabakası harikaydı. Özellikle Erdem Tadinçer'in dirsek darbeleri maça damga vurdu sevgili izleyiciler. Barış 2019'da K1 Türkiye şampiyonu oldu. Caner de 2019'da Muay Thai'da sevgili izleyiciler Türkiye şampiyonu oldu. Yani Ali Alkayış bu ikiliyi karşı karşıya getirirken 71 kiloda her iki şampiyonu birbiriyle kapıştırdı. Şu anda ekranda izlediğiniz iki Muay Thai, biri K1'de diğeri Muay Thai'da Türkiye şampiyonu olan, yani bu yılın şampiyonları sevgili izleyiciler. Onu da tekrar vurgulayalım. Şimdi yine bir latik geldi. Dörtlü turnuvanın ikinci maçında gong sesiyle birlikte şimdi köşelerine gidiyor Barış Güzel ve Caner Kart. Sevgili Ahmet Yokuş, az önce de vurguladığımız gibi Ali Alkayış bu 71 kiloyu dörtlü turnuvayı ayarlarken hep şampiyonlara şans verdi. Yani biri K1'de Türkiye şampiyonu Barış, diğeri de Muay Thai'da bu sezon Türkiye'de şampiyonluğu alan bir isim Caner Kart. Böyle güzel bir eşleştirme yaptı ki tabii Erdem Tadinçer zaten 11'de 11 yapmış diğer maça baktığımızda. Evet. Ki az önce 12. galibiyetini aldı.
Onun rakibi Turgay Mehmetoğlu'dan 13 maçta 11 galibiyet yaptığı için Ali Alkayış'ın bu kurduğu dörtlü turnuvaya katılma hakkını elde ettiler. Aslında şu anda Türkiye'nin en iyi sporcularını ekranda izliyoruz. Evet. Dörtlü turnuvada gerçekten Ali Alkayış hocamız çok güzel bir eşleşme yapmış ve bütün sporcuların olmasında Ali hocamızın büyük etkisi var ve yardımlarından bu organizasyon yapıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz Ali hocamıza. Muay Thai branşında dünya dövüş sanatlarına, dünya oyunlara ayaklarına Enis Yunusoğlu, kendi sporcum, dünya şampiyonu oldu. Bugün İstiklal Marşı'mızı Güney Kore'de okuttu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Muay Thai Federasyonu başkanımıza, as başkanlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan bir de önümüzdeki hafta Muay Thai milli takım antrenörlerimizden Yasin Urlu'nun düğünü var. Kendisinin de sizlere çok çok selam var. Burada biz bulunamadı. Biz de buradan selamlarımızı gönderelim. Özgür Caner'in antrenörü kendisi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Buradan biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada Sakarya'da Murat Tokat Hoca, o da sizlere selamlarını gönderiyor. Müsabakaları izliyor. Murat Hoca'ya da buradan selamlarımızı gönderelim sevgili izleyiciler. Mersin'e bir selamdan. Kubilay Mambo ve eşi Kezban Mambo, onlar da müsabakaları takip ediyorlar. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi yine birbirlerine sarıldı her iki Muay Thai'cı. Dörtlü turnuvanın ikinci müsabakasında şu anda yine etkili bir müsabaka izliyoruz. Az önce vurduğunuz gibi bu yılın şampiyonları ringde. 2019 yılı Türkiye'de K1 şampiyonu Barış Güzel ve Muay Thai şampiyonu Caner Kart karşı karşıya geliyor. Caner kırmızı eldivenli, sağ sol yumruklarını vuruyor Caner. Şimdi Barış'a baktı. Tabii birbirlerine karşı aynı zamanda son derecede kontrollüler. Çünkü neden derseniz her an verecekleri bir açıkta knockout olabilirler. İkisi de çok iyi. Bu nedenle çok temkinli bir maç izliyoruz sevgili izleyiciler. Belki size şu anda tutup geliyor olabilir ama bildiğiniz gibi Muay Thai sarılmalı klinçleri olan bir spor ve dizlerin, dirseklerin kullanıldığı bir spor. Bu kickboksa göre biraz daha yoruyor sporcuları. Daha zorlu maçlar çıkıyor. Sevgili izleyiciler, müsabakanın ikinci raundunda son dakikaya giriyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi bir daha geldi ve tam da Caner'in kaşının açıldığı bölgeye gelecek bir sol geliyor. Barış etkili vuruyor. Caner kendini geri çekti. Caner'in sol kaşında bir açılma söz konusu. Tam da kaşının uç bölümünde bir açılma söz konusu. Yine bir solla geldi Caner. Puştik'te yaklaşmaya çalışıyor. Gerçekten de çok zor bir müsabaka izliyoruz. 71 kiloda dörtlü turnuvanın ikinci karşılaşmasında kren krana nefes kesen bir maç seyrediyoruz şu anda. K1 Türkiye şampiyonu Barış Güzel ve bu senenin Muay Thai şampiyonu Caner Kart koplarını paylaşıyorlar. Ringde nefes kesen amansız bir mücadele var. Ve kim Erden Tadinçer'in rakibi olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Şimdi bir sağ direk çıkardı. Barış bir sol çıkartıyor. Dirsek darbeleriyle zorlamaya çalışıyor rakibini. Sevgili izleyiciler, Caner Kart ve gong sesiyle birlikte köşelere gidiyorlar. Bu gece Çorlu'da Muay Thai müsabakaları nefesleri kesiyor. Gerçekten de harika, müthiş bir organizasyon. Son dönemlerin en güzel eşleşmeleriyle karşı karşıyayız. Bu tabii ki izleyici, seyir zevki anlamında biraz daha yukarıda tutuyor. Sevgili izleyiciler, bizler de Muay Thai'ya, kickboksa, boksa çok destek veriyoruz. TV8.5 olarak ve sporculara da başarılarımızı her seferinde diliyoruz. Bu geceki karşılaşmayı izleyen Muay Thai'cılarda sosyal medyada şu anda mesaj yağmuruna tutuyorlar. TV8.5 ve yayını gerçekleştiren Ahmet Yokuş'u, Ali Alkayış'ı tebrik ediyorlar. Bizler de buradan her birine selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhuriyet Parkı ambiyans bir kere çok güzel bir gece. Müthiş bir organizasyon ve Muay Thai müsabakaları, heyecan dolu kapışmalar TV8.5 ekranlarında fırtına gibi esiyor sevgili izleyiciler.
Cuma akşamı İstanbul'da Erhan Deniz imrendirecek bir organizasyona imza attı. Harika bir organizasyon gerçekleştirdi ve bu gecede burada Çorlu'da Ahmet Yokuş Ali Yok Alkaliş ikilisinin son derece başarılı muhteşem bir organizasyonunu izliyoruz. Harika maçlar var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Dörtlü turnuva sevgili izleyiciler ve dörtlü turnuvanın ikinci karşılaşmasında son round. Son round. Şimdi bir sol geldi. Yine bir sol direk geliyor. Sağ sol yumruklar. Ve bir diz darbesi. Caner rakibinin üzerine gitti. Ve bir lofik attı. Yine bir sahibi geliyor. Şükret Barış'tan bir dirsek izledik Caner'den. Birbirine sarıldılar. Muhteşem bir kapışma var ringde. İkisi de yorulmaya başladılar belki ama bu yılın Kabir Türkiye şampiyonu Barış Güzel'le bu yılın Muay Thai şampiyonu Türkiye'de sevgili izleyiciler Caner kartpostlarını paylaşıyor. Bu arada Çorlu'da sevgili izleyiciler dronumuz da havada, oradan da zaman zaman görüntüler izliyorsunuz. Şu anda tam da ringin üzerinde uçuyor dronumuz sevgili izleyiciler. Ve Toma Kozan da zaman zaman drondan görüntüleri de ekranlara getiriyor. Cumhuriyet Parkı'nda tamamen dolmaya başladı. Çok geniş bir alan olmasına rağmen müthiş bir ilgi var. Ve şu anda Çorlu'daki izleyiciler de burada canlı olarak izleyenler de büyük bir keyif alıyor. Öyle görünüyor ki bundan böyle Çorlu'da bu müsabakaların sayısı artacak gibi görünüyor. Bu Çorlu'daki organizasyonlarımız inşallah bundan sonra sponsorlar desteğiyle Ali Alkayış, Fikri Arıcan, Fikret abi sizin ve TV8.5 ailesinin Acun Bey'in destekleriyle inşallah bundan sonra Çorlu'muzda olacaktır. Bitmiş o verilmiş zaten, o bir yokuş verilmiş. Evet sevgili izleyiciler. Müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki bu müsabakaları bizlere ekrana taşıyan, sözleşmelere imza atan sevgili kardeşimiz Gökhan Özdemir'e, Acun Medya'nın göz bebeğine buradan selamlarımızı gönderelim. Yine Barış Aragül'üne, sevgili müdürümüz Göktuğ Sevinçli'ye ve değerli müdürümüz Atılay Yılmaz'a da TV8 ekibine de buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Müsabakanın son roundunda, son dakikanın içindeyiz. Şu anda karşılaşmayı yöneten Koray Kaya sevgili izleyiciler. Müsabakayı dikkatli bir şekilde yönetiyor. Ring hakemi dörtlü turnuvanın ikinci karşılaşmasından bir ekstra round bile gelebilir. Yani muhtemeldir çünkü gerçekten ikisi de son ana kadar inanılmaz bir efor sarf ettiler. Sanki belki bir adım Barış önde olabilir Caner'e karşı ama şimdi bu belli olacak tabii ki. Gol geldi, müsabaka sona erdi. Sevgili izleyiciler, müsabakalar heyecan verici ve Çorlu'da gecenin dörtlü turnuvanın ikinci karşılaşması sona erdi. Erdem Tağ Dinçer'in rakibi kim oldu? Barış Güzel mi oldu yoksa Caner Kurt mu oldu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Caner Kart mı oldu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi karar açıklanacak. Caner Kart ve Barış Güzel. Biri K1 Türkiye şampiyonu bu yıl. Diğeri Muay Thai Türkiye şampiyonu. Şu anda Tarık Sayın sonucu almak için hakemlerin yanında Kahir Aslan kararı Tarık Sayın'a verecek. Hakem kurulu başkanı Kahir Aslan'ın kararı bekleniyor şu anda. Puanlamaları yaptı Kahir Aslan. Dörtlü turnuvanın ikinci maçını bakalım kim kazandı? İsmail Uzuner'in öğrencisi Barış Güzel mi yoksa Hakan Şahade'nin öğrencisi Caner Kart mı? Karar açıklanıyor Tarık. Teşekkürler Sayın Fikret Engin. Dörtlü mücadelenin ikinci maçında bakalım Erdem Taha Dinçer'in rakibi kim oldu? And the winner, the blue corner, Barış.
görünüyor demiştik. Öyle de oldu. Barış Güzel müsabakayı kazandı sevgili izleyiciler. Bu gecenin dörtlü turnuvasının finalinde Erden Ta Dinçer'in rakibi oldu. Çorlu'da Cumhuriyet Parkı'nda çok keyifli bir ambiyansta harika maçlar izliyoruz. Dörtlü turnuvada iki müthiş maç izledik ama şampiyonlar ringe gelecek biraz sonra. Gece iyice keyiflenecek ama sizlerden kısa bir reklam arası istiyoruz.